Merhaba sevgili arkadaşlar, bizim okul eğitim kanalından hepinize sevgiler, saygılar. Bu eğitim videomuz 6. sınıf öğrencilerimiz için 6. sınıf fen bilimleri ders kitabımız. 5. ünitedeyiz. Ses ve özellikleri. Sayfa 153 düşünelim, değerlendirelim bölümünde. Metal boruda oluşan ses huniye nasıl iletildi? Yukarıdaki etkinlikle ilgili bir sorumuz var. Metal boruda oluşan ses ipin sesi iletmesiyle huniye iletilmiştir. Sayfa 154 yine düşünüp değerlendirelim bölümünde hava ortamında birbirine vurulan taşların çıkardığı ses kulağımıza ulaşmış ise bu sesin kulağımıza ulaşmasını sağlayan ortamın fiziksel hali nedir? Ortamın fiziksel hali gazdır arkadaşlar. Burada ses havada titreşimler halinde ulaşmıştır. İkinci soruda su ortamında birbirine vurulan taşların çıkardığı ses kulağımıza ulaşmış ise hangi ortamdan geçmiştir? Burada sudan ve daha sonra hava ortamından geçerek kulağımıza ulaşmıştır. Araştıralım bölümünde ise yunuslar yüksek frekansta tıklama sesleri ve çığlık benzeri seslerle iletişim kurarlar. Bu sesler beslenme ve yön bulma gibi işlevlerde yardımcı olur. Buradaki sorumuzun kısa bir cevabı. Sayfa 155. Tren rayına kulağımızı dayadığımızda gelen tren sesinin duyulması. Buradaki raylar katı olduğundan dolayı katı ortam. Denize dalmış bir dalgıcın yüzeydeki teknenin motor sesini duyması sıvı ortam. Sahilde arkadaşlarımızla otururken çalınan gitarın sesinin duyulması havadan yayıldığı için gaz ortam. Gök gürültüsü sesinin oda içinde duyulması katı ortam ve gaz ortam ikisi de var. Açık havada yürüyüş yaparken havai fişek gösterisine çıkan sesinin duyulması gaz ortam. Su dolu akvaryum içindeki motor sesinin odadaki kişiler tarafından duyulması. Burada akvaryum katı, sıvı ortam, içinde sıvı ortam var. Ve ses bize gelirken arkadaşlar gaz ortamdan ulaşarak gelir. Üçü de var. Altındaki bölümde doğru cevabı karşılayan ifadeye tik koyalım diyor. Mine öğretmen öğrencilerden bir daire oluşturmalarını istedi. Dairenin merkezine durarak öğrencilerine beni duyan elini kaldırsın dedi. Öğrencilerin tamamı elini kaldırdı. Soru, öğrenciler sesin hangi özelliği ile ilgili öğretmenlerin sesini duyabildi? Sesin doğrusal yayılma özelliği mi var? Sesin dalgalar halinde yayılması mı var arkadaşlar? Ses doğrusal değil, dalgalar halinde her yöne yayılır. Ali elini gırtlağının üstüne gelecek şekilde boynuna koydu ve konuşmaya başladı. Ali parmak uçları ile sesin hangi özelliğini hissetmiştir? Sesin titreşim özelliği, sesin sıvılarda yayılma özelliği. Burada gırtlağımızda arkadaşlar sıvı olmadığı için katı ortamdır. Yani sesin titreşim özelliğini hissetmiştir. Balinaların sesleri ile nasıl iletişim kurduklarını araştıran bilim insanları su altına yerleştirdikleri dinleme cihazı ile kilometrelerce uzaklıktaki balinaların seslerini dinlediler. Bilim insanları bu araştırmada sesin hangi özelliğinden yararlandılar? Sesin sıvılarda yayılma özelliği, sesin boşlukta. Burada balinalar suda yaşadığı için sesin sıvılarda yayılma özelliğinden faydalanarak bu etkinlik yapılmıştır. Sayfa 158 düşünüp değerlendirelim bölümünde alttaki soruyu, altta cevabını gördük. Tabaklara ve kaselere vurduğumuzda çıkan sesler aynı mıydı? Bu durumun sebebini soruyor. Tabaklara ve kaselere vurduğumuzda çıkan sesler aynı değildi. Bunun sebebi materyallerin farklı yoğunluk, kalınlık ve yapılarının olmasından kaynaklanır. Araştırma bölümünde ise bu örnekten hareketle farklı ses kaynaklarından farklı sesler üretilmesini günlük hayatta farklı anlamlarda kullanım ile ilgili bir araştırma yapalım diyor. Farklı ses kaynaklarından üretilen sesler tıbbi tanıdan bina mühendisliğine kadar birçok alanda kullanılır. Örneğin ultrason cihazları ses dalgalarını kullanarak vücudun içini görüntüler. Sayfa 159'daki etkinliğimizi değerlendirelim bölümü. Birinci aşamada yaptığımız modelleme bir xilofon veya su dolu camlarla yapılan müzik aletlerinin çalışma şekline benzer. Üçüncü aşamada ise yaptığımız modelleme bir çalgı seti veya metalofonun çalışma şekline benzer. Sayfa 160'daki düşünüp değerlendirelim bölümde yine etkinlikle ilgili. Dijital saatlerin alarmları çaldığında duyulan sesler aynı mıdır? Dijital saatlerin alarmları çaldığında duyulan sesler aynı değildir. Ses dalgaları farklı ortamlarda farklı hızlarda yayılır ve bu da sesin duyulma şeklini etkiler. Sayfa 161 kendini değerlendir.
Burada bana iki tane sebep vermiş, yandaki sonuçlardan eşleştirmemiz istiyor. Farklı cisimlerin ürettiği sesler farklı olduğu için mi, aynı ses farklı ortamda farklı duyulduğu için mi? Bakalım. Gitar ve saz farklı sesler çıkartıyor. Bunun sebebi farklı cisimler farklı sesler üretir. A. Parmaklarımıza taktığımız zilleri birbirine vurduğunda havada ve içisi dolu akvaryumda evet aynı ses ortamında ver dedik. Aynı ağaçtan yapılan bağlama ve gitar farklı sesler çıkartır. A. Martının sesini sahilde oturan kişiyle suya dalan kişiye evet bu da farklı ortamlar var. B. Kiremit, metal ve toprak yüzeylere düşen yağmur damlacıkları farklı sesler çıkartır. Burada kiremit ve metal katı, toprak yüzeyleri de aynı şekilde katı. Bundan dolayı arkadaşlar farklı ses ortamları da farklı duyulabilir. A ile eşleştirdik. İkinci soruda Ahmet öğretmenin sorduğu bazı sorulara cevap bulabilmek için görseldeki deney düzenini hazırlıyor. Yukarıdakine benzer bir etkinliğimiz. Birinci düzenekte su var, ikinci düzenekte hava var, üçüncü düzenekte yine su var. Deneyde birinci ve üçüncü düzenekteki kullanan Ahmet hangi soruya cevap arıyordur? Evet bakalım 1 ve 3 ikisinde de bakın su var. Kavanozlar aynı, içindeki su aynı ancak burada saatler farklı. Birisi dijital saat, birisi normal analog saat. Evet buraya şöyle kısaca cevabımızı yazalım. Farklı cisimler aynı ortamda nasıl ses çıkartır olabilir? Burada saatler farklı ama ortam aynı olduğu için hangi saatin daha fazla ses çıkarttığını duyulduğunu anlayabiliriz. Ama B bölümünde ikinci ve üçüncü düzenekleri kullanıyoruz arkadaşlar. Burada saatler aynı ancak ortamlar farklı. Sesin havada ve sıvıdaki yayılımı olabilir. Bunu karşılaştırmış olabilir. Sayfa 164 düşünelim, değerlendirelim. Karton bardakların konumlarında bir değişiklik oldu mu? Olduysa nedenini yazarız. Yukarıdaki etkinliğe bakarak bunu yapabiliriz. Karton bardakların konumunda değişiklik oldu. Çünkü balonun salınımıyla oluşan hava dalgaları bardaklara enerji transferi yaptı. Sayfa 165 kendini değerlendir. Bir öğrenci maddesel ortamın fiziksel halinin sesin süratinin etkisini modelle göstermek istiyor. Eşit sayıdaki domino taşını maddenin 3 farklı fiziksel halini temsil edecek şekilde görseldeki gibi yerleştiriyor. Her grubun başındaki domino taşını devirerek en son taşın devrilmesine kadar geçen zamanı ölçüyor. Sonuçları tabloya kaydediyor. Modelleme ve gözlem sonuçlarına göre sorumuzu cevaplandıralım. Birinci grup maddenin hangi fiziksel haline benzetilebilir? İkinci saniyede olduğu için arkadaşlar 2, 3, 5 vermiş. Birinci grup katı olabilir. Üçüncü grupta ölçülen sürenin uzun olmasının sebebi nedir? Maddenin gaz halini üçüncü grup temsil etmektedir. Tanecikler arası mesafenin fazla olması sesin daha yavaş yayılmasına sebep olacağından bu grupta ölçülen süre diğerlerine göre daha fazladır. İkinci soru. Gök gürültüsünün hemen sonra dağlık bir bölgede çığ düşmesi gerçekleşmiştir. Bunun nedeni ne olabilir? Sesin bir enerji olması, ses burada çığın düşmesine, çığı hareket etmesine sebep olmuş olabilir. 3. Emel, izlediği bilim kurgu filminde uzayda uzay araçlarının büyük bir patlama ve gürültüyle çarpıştıklarını gördü. Bu sahnede bilimsel bir hata yapıldığını düşündü. Emel'in fark ettiği hata nedir? Uzayda boşluk olduğundan dolayı sesin burada yayılması mümkün değildir. Bu nedenle çarpışma sırasında gürültü duyulmayacaktır. 4. Denizin ortasındaki teknede bulunan bir kişinin suda gerçekleşen bir patlamanın sesini iki kez duymasının sebebi ne olabilir? Sesin sudaki ve havadaki süratinin farklı olmasından kaynaklanmaktadır. 5. Alarmların kurulmuş saatlerden biri masanın üzerine, diğeri hava salınmış cam fanusu içine yerleştiriliyor. Alarmlar çaldığında hava salınmış fanusundaki saatin sesi duyulmaz. Ancak masanın üzerindeki saatin sesi duyulur. Bu durumun sebebini soruyor. Ses boşlukta yayılmamasından dolayı diğer fanustan duyulmaz. Ses havada, suda ve katılarda yayılır. Sayfa 169 eşleştirelim. Sesin maddesel ortamda yayılmasına sesin iletilmesi denir. Ses dalgalarının engele çarparak enerjisinin azalmasına sesin sorulması denir.
Ses dalgalarının engele çarpıp geldiği ortama geri dönmesine, sesin yansımasının sesin kaybolması boşta kaldı. Araştırma bölümünde ise bu örnekten hareketle biyomimikri ile üretilen başka teknolojik araçlar araştıralım ve araştırma sonuçlarımızı arkadaşlarımıza paylaşalım. Örnek teknolojik araç, suya tutturabilme yeteneğine sahip olan su yüzgeçlerini inceleyerek sıvılarda kaymayan lastikler üretilmiştir. Cihaz modeli, kertenkele ayaklarını inceleyerek pürüzlü yüzeylere kolayca yapışabilen bir robot eli tasarlanabilir. Bu el, inşaatlarda ve yüksek yerlerde çalışırken düşmelere karşı güvenli bir tutuş sağlayabilir. Sayfa 173, düşünüp değerlendirelim. Hangi kutudaki çalar saatin sesi daha az duyuldu? Nedenini açıklayınız. Strafor köpüklü kutudaki çalar saatin sesi daha az duyuldu. Çünkü strafor köpük ses dalgalarını hapsederek sesin yayılmasını engelledi. Sayfa 172, araştır keşfet bölümünde. Akustik uygulamaları ile ilgili bir araştırma yapalım. Belirlediğimiz okul alanının uygun akustiğine sahip bir modelini farklı ses yalıtım malzemeleri kullanarak oluşturalım. Akustik paneller ve süngerler okullardaki yankılanmayı azaltır. Sınıflarda akustik tavan plakaları kullanarak ses yalıtımı artırılabilir. Yalıtım yani bu şekilde sesin diğer kişileri rahatsız etmesi engellenebilir. Sayfa 173, kendini değerlendir. Burada Ahmet 40 cm uzunluğunda ve 10 cm genişliğinde 2 adet plastik boru, 20'ye 30 ebatlarında metal levha, strafor köpük, cep telefonu, kulaklık, pamuk veya ve tıpa ile aşağıdaki verilen görseldeki deneyi kurmuşlar. Ahmet müzik sesini en iyi hangi düzenekte duyar, nedenini açıklayınız. Evet, burada birincisine strafor köpük kullanmış, iki de metal levha kullanmıştır. Diğerleri aynı. Ahmet müzik sesini en iyi metal levha düzeneğinde duyar. Çünkü bu yüzey sesi strafor köpüğe göre daha iyi yansıtır. Metal strafor köpüğe göre sesi yansıttığı için arkadaşlar ikincisinde daha fazla duyulur. İkinci soru, elektrikli ses yükselticisi araçların olmadığı dönemlerde konuşmacının üstünde metal bir çanak bulunurmuş. Bu çanağın kullanım amacı ne olabilir? Konuşmacının üstündeki metal çanak sesin yansımasını sağlayarak dinleyicilere ulaşmasını kolaylaştırırmış. Üçüncü soru, otobanlarda ve araç trafiğinin çok yoğun olduğu bölgelerde yol kenarına ses bariyerleri yapılır. Bu bariyerlerin yapılma amacı nedir? Ses bariyerleri sesin evlere ulaşmasını engellemek için yapılmaktadır. Sayfa 176, doğru yanlış. Ses, madde taneciklerin titreşimiyle oluşur. Doğru. Katılar, gazlara ve sıvılara göre sesi daha iyi iletir. Doğru. Sesin yayılması için maddesel ortam gerekli değildir. Bu bilgi yanlış. Aynı kaynaktan çıkan ses su ve hava ortamlarında aynı duyulur. Bu da yanlış. Havada en yavaştır. Serçe ve karganın çıkardığı seslerin farklı işitilmesi bu seslerin farklı ortamda yayılmalarından kaynaklanır. Farklı ortamlarda değil arkadaşlar. Burada kaynaklar farklı olduğu için farklıdır. Cevabımız yanlış. 6. soru, ses dalgalar halinde yayılır. Doğru. 7. Farklı ortamlarda sesin sürati farklıdır. Doğru. Katılarda en fazlaydı. Sert ve az pürüzlü yüzeyler sesi iyi yansıtır. Doğru. 9. Ses yalıtımında sesi az soğuran malzemeler kullanılır. Yalıtım olacağı için arkadaşlar az soğuran değil çok soğuran maddeler kullanılması gerekir. 10. Ses boşlukta yayılabilir. Ses boşlukta yayılamaz. Yanlış. B bölümü boşluk doldurma. Ses madde taneciklerinin titreşmesi sonucu oluşur. Sesin yayılması için maddesel ortama ihtiyaç vardır. 3. Su altı arama çalışmalarında sonar adı verilen cihazlar kullanılır. 4. Aynı kaynaktan çıkan sesler farklı ortamlarda farklı duyulur. 5. Ortam değiştirilen sesin yayılma süresi de değişir. 6. Alçaktan uçan uçakların pencere camının kırılması sesin bir enerji türü olduğunu gösterir. 7. Modern ve kültürel mimaride yapılan akustik uygulamaları sayesinde sesin yankılanması engellenir. 8. Sesin yayılması taneciklerin hareketine bağlı olduğundan taneciklerin bulunmadığı boşlukta ses yayılamaz. 9. Sesin bir engelden yansıyıp bir süre sonra tekrar duyulmasına yankı denir. 10.
Sesi iyi soğuran maddeler ses yalıtım malzemesi olarak kullanılır. Sayfa 177. Bir ortamda sesin yayılabilmesi için o ortamın hangi özelliğe sahip olması gerekir? Sesin yayılabilmesi için ortamın maddesel olması gerektir. Katı, sıvı ve gaz bunlardan birisi mutlaka olmalı. 2. Ormanda yürüyüş yaparken kuş sesini duyan Efe sesin hangi ortamda yayılması sayesinde bu sesi duyabilmiştir? Kuş sesi sesin havada yayılması sebebiyle duyulmuştur. 3. Işık ve sesin hava ortamında yayılma sebepleri karşılaştırılırsa hangisi daha süratli olur? Hava ortamında ışık sesten daha süratli yayılır. 4. Yumuşak ve gözenekli bir madde olan sünger ile sert ve az pürüzsüz bir madde olan çelik levhadan hangisi sesin soğurulması bakımından ses yalıtımında kullanılmaya daha uygundur? Sünger sesi çelik levhadan daha çok soğuracağından ses yalıtım için daha uygundur. 5. Akustik uygulamalarında sesin hangi özelliklerine dikkat edilir? Akustik uygulamalarında sesin yansıması, soğurulması ve iletilmesi özelliklerine dikkat edilir. Gelelim test sorularımıza. 1. Ses ile ilgili hangisi doğrudur diye soruyor. Ses dalgaları çıplak gözle görülür. Sesi göremeyiz. Ve sesin yansıma özelliğini kullanarak Venüs ile Dünya arasındaki mesafe ölçülür. Ölçemeyiz arkadaşlar. Madde tanecikler arasındaki boşluk arttıkça sesin iletimi azalır. Bundan dolayı arkadaşlar havada en azdır. Bu bilgi doğru. İkinci soru. Buradaki ifadelerde sözlü edilen duruma örnek soruyor bize. Farklı kaynakların ürettiği seslerin farklı algılanmasının sebebi titreşimlerin farklı olmasıdır. 1. Sınıfta çalınan gitar ve flüt seslerinin farklı işitilmesi. Gitar ve flüt farklı ses cihazları olduğundan dolayı farklı işitebilir. Doğru. Uçak sesinin su içinde ve su dışında farklı işitilmesi. Burada kaynaklarla alakalı değil, ortamla alakalı. 2 numara olmayacak arkadaşlar. 2 ne oldukları sildik zaten, cevabımız çıktı. Biz yine 3'e de bakalım. Konser salonunda davul sesiyle zurna sesinin farklı işitilmesi. Davulda zurna farklı cihazlar, farklı müzik aletleri olduğu için farklı işitilmesi. Normalde cevabımız 1 ve 3. Sayfa 178, 3. soru. Sesin bazı maddelerdeki yayılma süreti aşağıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre yola çıkarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Burada M maddesinden bahsetmiş. M maddesi 0 derecede 6023, 20 derecede 6200, 100 derecede 6800. Sıcak M maddesi soğuk M maddesine göre daha süratli yayılır. Burada arkadaşlar katı sıvı gaz olarak düşünebilirsiniz. Sıcak olduğu için 100 derece, yani sıcak M maddesi 6800'müş, soğuk M maddesi 6023'tür. Bu bilgi doğru. Ses aynı mesafeyi sıcak K maddesine, soğuk K maddesine göre daha kısa sürede alır. K'ya bakalım arkadaşlar. Burada da aynı şekilde sıcak daha fazla hızlı olduğu için soğuğa göre daha kısa sürede olur. Doğru. C. Ses 100 santigrat derece sıcaklığındaki K ortamında, K'ya bakalım, 246, 0'da da 176. L ortamına göre daha süratli yayılır. Evet, daha süratli yayılır için bu bilgi yanlış, cevabımız C şıkkı. 4. Ses taneciklerin titreşimi sonucu oluşan ve bir tanecikten diğerine aktarılarak yayılan bir enerji türüdür. Buna göre hangileri doğrudur? Kaynaktan çıkan ses sadece tek bir yönde, değil, her yönde yayılır. 1 numara yanlış, 2 tane şıkkımızı eledik. Ses gazlarda sıvı ve katılara göre daha yavaş yayılır. En hızlı katılarda, en yavaş gazlarda. 2 numara doğru. Ses katı ortamlardan geçemez, titreşim halinde geçer. 4. sorunun cevabı C şıkkı. Yan taraftan 5 ile devam edelim. Buna göre aşağıdakilerden hangisi ses yalıtımının faydalarından değildir? Sesin bir belirli bir seviyeden üzerinde olması insan sağlığını ve konforunu olumsuz etkiler. Bu yüzden kapalı ortamlarda ses seviyesinin belirli bir düzeyde olması önemlidir. Bunun için çeşitli yöntemlerle ses yalıtımı yapılır. A. Strese bağlı hastalıkların azaltılmasını sağlayabilir. Doğru. Okullarda yapılan ses yalıtımı derslerin verimini artırabilir. Evet, yan sınıflardan, diğer sınıflardan öğrenciler birbirini rahatsız edemeyeceği için. Doğru. Hastanelerde ses yalıtımı sayesinde iyi bir dinlenme ortamı sağlanabilir. Bu da doğru. Yol kenarlarına yapılan ses bariyerleri araçların yakıt tüketimini
Buradaki ses bariyerleri evde arada daha az gürültü gitmesi için yapılmıştır. Cevabımız D şıkkı. Altta da bir grafiğimiz var. Sürat, ortam grafiği. Buna göre yorumlardan hangileri doğrudur diyor. K ortamı su ise L ortamı mermer olabilir. Evet. K sıvı ise diyor, yani şöyle sıvı ise diyor. M ortamı mermer olabilir, yani katıdır diyor. Evet, burada sesin iletim süratinden bahsetmiş. Evet, burada arkadaşlar M'nin buradaki sürati azmış. Evet, bir K ortamı su ise L ortamı mermer olabilir. Doğru. M ortamındaki madde tanecikleri K ortamındakilere göre birbirlerine daha yakındır. Yanlış. L ortamı çelik ise M ortamı hava olabilir. Bu da doğru. Cevabımız arkadaşlar B şıkkı 1 ve 3. Sayfa 179 7. soru. Bir deney için yan yana KLM ortamları hazırlanıyor. K ortamına ses kaynağı, M ortamına ses algılayıcısı konuluyor. L ortamında 4 farklı değişik yapılarak K ortamına çıkarılan sesin M ortamında algılanmadığı ölçülüp aşağıdaki grafik çiziliyor. Buna göre 1, 2, 3, 4 numaralarda da L ortamı içi aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir? Evet, burada dikkat edeceğimiz 2 numara. 2'de bakın 0 olduğu için demek ki ikincisinde mutlaka sesin iletilmediği boşluk olması gerekiyor. C şıkkını bundan dolayı eledik. Mutlaka burası boşluk olacak. Burada algılanma ses düzeyi en fazla, bakın ne var? 4 numara var. Ses en fazla katılarda geldiği için 4 numara katı olacak arkadaşlar. Haydi bakalım, tuzlu su, beton olabilir, tuzlu su demiş arkadaşlar. Demek ki en az olan 1 numara hava, 2 numara boşluklu, 3 numara sıvı su, 4 numara da katı olan beton olabilir. 8. soru. Aynı kaynaktan çıkan seslerin farklı ortamlarda farklı duyulup duyulmadığını test etmek isteyen öğrenci aşağıdaki düzenekleri hazırlamış. Birincisinde su var, ikincisinde hava var, üçüncüsünde de su var ancak cisim değişmiş. Buna göre öğrencinin amacına ulaşması için hangi düzenekleri kullanması yeterli olacaktır. Burada farklı ortamlarda farklı duyulup duyulmadığını, evet, kaynaklar aynı olacak. O zaman kaynaklar aynı olması için, buradaki telefonlar aynı olduğu için 1 ve 2 numaralı düzenek kullanılması gerekir. Sayfa 189. soru. Aslı Fen Bilimleri dersinde arkadaşlarına ses ünitesi ilgili sunum yapmış. Sunumunda eline aldığı iki taşı görsel birde olduğu gibi su dolu kabın içinde birbirlerine vurmuş ve arkadaşlarından çıkan sesi dinlemelerini istemiştir. Daha sonra ikinci görselde hava ortamında su ortamındaki ile eşit kuvvet uygulayarak taşları birbirinden vurmuş ve arkadaşlarından çıkan sesleri karşılaştırmanı istemiş. Deney sonunda arkadaşlar deney hakkındaki düşüncelerini Aslı ile paylaşmıştır. Hangisi doğrudur? Her iki deneyde de taşlar aynı kuvvette vurduğu için çıkan sesler aynı duymalıydım. Deneyde hata yapmış olmasın. Evet, burada ortamlar farklı olduğu için aynı şekilde duyulmaz. Yanlış. Deneyinde kronometre kullanmaydım. Böylece sıcaklığın sesin yayılma süresinin etkisini ispatlayabilirdin. Burada da sıcaklıkla kronometrenin bir ilgisi yok. C. Deneyde hata yaptığını düşünüyorum. Çünkü ses kaynakları aynı olduğu için sesleri aynı duymam gerekirdi. Ses kaynakları aynı ancak ortamlar farklı. Yanlış. Bu deneyde aynı kaynaktan çıkan sesin farklı ortamda farklı işitilmesi ispatlanmıştır. Cevabımız D şıkkı. 10. soru. Görseldeki gibi özdeş kavanozlar içine alarmı aynı zamana kurulmuş çalar saatler gösteriliyor. Kavanozların içi aynı maddenin katı, sıvı ve gaz halleriyle dolduruluyor. Kavanozların ağzı kapatılıp aynı anda kronometre çalıştırılarak çalar saatin sesin ne kadar sürede duyulduğunu kaydediyor. Deney sonucunda kronometrenin gösterdiği değerler 1, 3, 2 şeklinde sıralanıyor. Buna göre hangisi söylenemez? Maddenin fiziksel halini, özelliği sesin farklı duyulmasını etkilemediği için ses aynı duyulur. Burada süreler farklı olduğu için demek ki içindeki maddeler de farklıdır. Bunu söyleyemeyiz arkadaşlar. Yanlıştır. 11. Bir öğrenci duvarlarına strafor, cam yünü ve yumurta kolisi malzemelerini yerleştirdi. Aşağıdaki makineleri tasarlamış. 1'de strafor, 2'de strafor ve cam yünü,
3'te yumurta kolisi var. 4'te de yine aynı şekilde cam yünü de var. Öğrenci maket evinin içine yerleştirdiği özdeş çalar saatlerden çıkan sesleri dinlemiş ve saatlerden çıkan sesin duyulma şiddetini 1'de en fazla, daha sonra 2 ve en az 3'te olarak belirlemiş. Hangileri doğrudur? Sesin yayılmasında 3. maket ev diğer maket evlere göre daha iyi engellemiştir. Burada çünkü cam yünü ve yumurta kolisi olduğu için arkadaşlar. Doğrudur. 1 numara. Doğru. 2. Cam yününün ses yalıtımını etkisini test etmek için 1 ve 2. maket evler kullanılır. Hep bakalım arkadaşlar. 1'de strafor var. 2'de strafor ve cam yünü var. Burada farklı cam yünü olduğu için arkadaşlar bu da doğrudur. 3. Yumurta kolisinin ses yalıtımı etkisini test etmek için sadece 1 ve 3. 1 ve 3 olamaz arkadaşlar. Çünkü bunda strafor, bunda yumurta kolisi ve cam yünü var. Farklı olduğu için bunu test edemeyiz. 3 numarayı atıyoruz. Cevabımız 1 ve 2. Cevabımız B şıkkı dedik. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarla tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Takipte kalın.